sınavlar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar, bu sayısal elektronik eğitim videomuzda R2R merdiven tipi dijital analog dönüştürücü devresinin çalışma mantığını inceleyeceğiz. R2R tipi dönüştürücüde kullanılan direnç değerleri ya R ya da 2R seviyesi, yani 10 kilo ohm, 20 kilo ohm şeklinde sadece iki farklı direnç değerinin kullanıldığı ve böylelikle bir entegre devre içinde gerçekleştirilmesi ağırlık dirençli dönüştürücü tipine göre daha avantajlı bir tasarım imkanı sunan dönüştürücü devresi. Giriş lojik seviyelerine bağlı olarak ya referans gerilimi bu dirençler üzerinden yükseltici uygulanıyor ya da şase voltajı. Şimdi buradaki sayısal analog dönüşüm işlemini bir analiz edelim arkadaşlar. Az önceki devrede D3'ün 1 olduğunu, D2, D1 ve D0'ın 0 olduğunu kabul edelim. D0, D1 ve D2 bunlar sıfırken yarılı etken anahtar 2R dirençlerine her bir anahtar şase potansiyelini uygulayacağı için direkt olarak bu dirençlerin uçlarını şaseye bağlı kabul edebiliriz görüldüğü gibi. Sadece en üstteki dirence, yani D3 girişinin etkilediği dirence referans geriliminin uyguladığını kabul edelim. Burada en alttan itibaren, şu iki dirençten itibaren analize başladığımızda bu iki direncin birer uçlarının ortak bu noktada, diğer iki uçlarının da şase noktasına ortak olduğunu görüyoruz. Bu iki direnç paralel arkadaşlar. Dolayısıyla 2R dirençlerin değerleri 2R, paralel ve özdeş dirençlerin eş değeri birisinin yarısına eşittir. R'dir. Burayı çözdükten sonra iki tane R değerli seri direnç ortaya çıkıyor. Bu ikisinin eş değeri 2R'dir. Bakınız, bu 2R olduğunda yine az önceki görüntü ortaya çıkacak. Buradaki 2R ile bu 2R yine paralel bir durum oluşturacak. Bu paralelliği çözdüğümüzde yine R'ye dönüşen bir paralellik söz konusu. Yukarıdaki R ile seri oldu. R 2R şeklinde bir eş değer. Yine bu 2R ile paralel olduğu için seri, yukarıdaki R'ye seri bir eşdeğer R direncine dönüşecek arkadaşlar. Benzer bir şekilde bir seri bir paralel, bir seri bir paralel şeklinde çöze çöze en son bu seri 2R'yi de topladığımızda 2R'lik eşdeğer direnç haline geliyor. Şimdi şu noktaya baktığımızda yükseltişli devrenin analizinde D3'ün etkisini incelerken bu noktada referans geriliminin Thevenin eşdeğerini bulmamız gerekiyor. Bunu bulmamız için de referans gerilimini şu birbirine seri kabul edeceğimiz referans gerilim ucuyla şase arasındaki iki direnç üzerinde gerilim bölücü direnç mantığıyla referans geriliminin ne kadarını düşeceğini hesaplamamız gerekiyor. Dirençler özdeş olduğu için doğrudan yarısı olacak arkadaşlar. Bu noktayla şase arasındaki direnç üzerine düşen gerilimdir aslında bizim aradığımız. Dolayısıyla o direncin toplam dirence oranı 2R bölü 4R ile ana gerilimi çarptığımızda bu noktadaki Thevenin gerilimini buluyoruz. Sadeleştirmeleri yaptığımızda referans geriliminin yarısı kadar bir Thevenin eşdeğer gerilimi oluştuğunu gösteriyor bu noktada. Bu noktadan baktığımızda işlemsel yükselteç girişine bir de Thevenin eşdeğer direnci, seri direnç bulup eklememiz gerekiyor. O da bu iki direncin paralel eşdeğeri olacaktır arkadaşlar. Referans gerilim kaynağının bir ucu burada, bir ucu şasede olduğunu kabul edecek olursak o kaynağı kısa devre ettiğimizde bu iki direncin paralel gibi davranacağını görüyoruz. 2R 2R özdeş dirençlerin paralel hesabından sonuç R olacak. Böylelikle devremiz şu şekilde dönüşecektir. Thevenin gerilimi ona seri olan Thevenin direnci. Arkadaşlar bu noktada bir evren yükselteç devresi oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla evren yükselteç formülümüzden çıkış voltajı eşittir eksi evren olduğundan dolayı giriş voltajı çarpı geri besleme direnci bölü giriş direnci olacağı için buradaki giriş voltajı yerine referans gerilimi bölü 2 şeklinde Thevenin gerilimini yazdığımızda RF ve RI de her ikisi de özdeş R değerleri olduğu için bunlar sadeleştiktir, onları da yazdık. Sadeleştirdiğimizde çıkış gerilimimiz giriş geriliminin yarısı
olarak karşımıza çıkacak. En yüksek değerlikli bitin 1 olması referans geriliminin yarısı kadar çıkışa katkıda bulunuyor. Çıkış voltajını etkiliyor. Şimdi bir de D2'nin etkisine bakalım arkadaşlar. D3, D2, D1, D0 şeklindeydi hatırlarsanız. D3, D1 ve D0'a 0 sayısal datası girmiş olsun ve dolayısıyla oradaki yarılı etken anahtarlardan dirençlere şase potansiyeli uyguladıklarını farz edelim. D2'nin 1 olması neticesinde de referans geriliminin buradaki dirence uygulandığını kabul edecek olursak yine en uzak noktadaki dirençlerden başladığımızda bu iki direncin paralel olduğunu görüyoruz. Eş değerleri 2R, 2R özdeş dirençler, eş değerleri R. Daha sonra buradaki iki seri direncin eş değerinin 2R olduğunu toplayarak görüyoruz. Yine benzer bir paralellik oluşuyor. Eş değerleri R, 2R bölü 2'den. Buradaki seriliği de çözelim. 2R. Evet, bu noktada da az önce D3'ün analizindeki son noktada Thevenin hesabı yaptığımız gibi şu noktada referans geriliminden kaynaklanan bir Thevenin gerilimi hesabı yapmamız gerekiyor. Burada yine aynı formülle gerilim bölücü direnç mantığıyla Thevenin gerilimi olarak şu noktanın gerilimi referans gerilimi bölü 2 az önce yaptığımız işlemle benzer sonuç çıkartacaktır. Bu noktada yine Thevenin gerilimine seri olarak gerilim kaynağına seri olarak bağlayacağımız direncin de şu iki direncin paralel hesabından R olduğunu buluyoruz. Thevenin gerilimi ve R direnci ucu arasına o bulduğumuz Thevenin direncini de bağladıktan sonra burada çizdikten sonra devremizin analizine buradan devam edecek olursak şu iki direnç birbirine seridir. Thevenin direnci artı bir önceki devredeki R direnci. Bu noktada da yine şu Thevenin dönüşümüyle buranın gerilimi hesaplanacak. Bu noktanın giriş gerilimi gerilim bölücü direnç mantığıyla bu noktadan şaseye doğru akan akım yolunu takip ederek dirençler özdeş olduğu için referans geriliminin yarısı kadar olan bu gerilimin yarısı kadar da yani VRF bölü 2 bölü 2 yani VRF bölü 4 kadar da bu noktada Thevenin gerilimi oluşacak. Bu noktayla şu nokta arasına bağlayacağımız eşdeğer direnci de yine 2R 2R paralel mantığıyla R olacaktır. İşlemleri bitirdiğimizde ortaya çıkan evrenin yükseltiş devresinde bu sefer D2 girişindeki birin referans geriliminin çeyreği kadar yani dörtte biri kadar etkide bulunduğunu görüyoruz. Bir önceki analizde D3'ün yarısı kadar etkide bulunduğunu görmüştük. Burada D2 dörtte biri kadar çıkış gerilimine etkide bulunacaktır. Hesap yaptığımızda işte çıkış gerilimini giriş cinsinden hesapladığımızda aynı formülü kullanıyoruz. Giriş gerilimi yerine referans gerilimi bölü 4 değerini yazdığımızda aynı şeyi burada tekrar buluyoruz. Dirençler RF ve RI geri besleme ve giriş dirençleri eşit olduğu için bir kazançlı olan bu yükselteç girişinde ne varsa çıkışında da onu tersleyerek verecektir. Dolayısıyla pozitif referans gerilimi bölü 4 çıkışta negatif referans gerilimi bölü 4 şeklinde bize bir çıkış değeri verecektir. Buraya kadar yaptığımız analizden arkadaşlar şunu çıkartabiliriz. D1 sadece 1 olursa bu sefer referans gerilimi bölü 8. D0 yalnızca 1 olursa, diğerlerin tamamı 0 olursa da D0'ın etkisinin de referans gerilimi bölü 16 olacağını kabul edebiliriz. Evet, bunları bu şekilde bu yaptığımız çıkarımları bu şekilde formül içinde yerleştirdiğimizde bakınız D3 bölü 2, D2 bölü 4, D1 bölü 8, D0 bölü 16 şeklinde ağırlıklardan oluşan formülümüz burada. Referans gerilimi ortak çarpan olarak dışarıya alınmış. Referans gerilimini içeriye dağıttığımızda az önce bulduğumuz VRF bölü 2, VRF bölü 4, VRF bölü 8 şeklinde dilimlerinin toplamının çıkış gerilimini oluşturduğunu görebiliyoruz. Sayısal koda bağlı olarak çıkış voltajının hesaplanmasında bu formülde kullanılabilir. Burada arkadaşlar D3, D2, D1, D0'ın alacağı değerler 0 veya 1 değerlerdir. Onu tekrar belirtelim. Hangi bit 0'sa onu yazdığımızda onun olduğu bileşen tamamen 0 olacak. Çıkışa hiçbir etkisi olmayacaktır. Bütün formüle için bunu bu şekilde kullanabiliriz. Buraya kadar yaptığımız incelemeleri bir simülasyonla görselleştirelim arkadaşlar.
4 bitlik bir dönüştürücümüz var. Eksi 5 volt referansımız var. Çıkışın pozitif olması için referans eksi arkadaşlar burada. D0 en düşük değerlikli bit. D3 en yüksek değerlikli bit. Sadece D0,1 yaptığımızda 5 voltluk dönüşüm aralığının 2 üzeri 4, 16 farklı seviyeye bölündüğündeki çözünürlük değeri 0,3125 olacak arkadaşlar. Sadece birler basamağı birken bu değeri göreceğiz. Bundan sonraki her 1 bitlik değişimde mesela 2 sayısını uyguladık. Burada arkadaşlar ikilik sayı sistemindeki dizilimin tersine bir dizilim söz konusu. Bakınız 1'ler, 2'ler, 4'ler, 8'ler şeklinde gidiyor basamak değerleri. 2 sayısını uyguladığımızda o çözünürlük değerinin 2 katı kadar bir değer voltaj olarak çıkıştan alacağız. Mesela 4 sayısı uygulayalım. Görüldüğü gibi 1,25 volt. Bir önceki seviyenin de 4 katı. D3 girişinin tek başına etkisi bir önceki 1,25 voltun 2 katı olan 2,5 volt olacaktır. Dijital analog dönüşümde de bu değerler arkadaşlar eşit zaman aralıklarıyla üretilip de çıkışa aktarıldığında yine bize merdiven şeklinde bir görüntü verecektir. Böylelikle içinde harmonik barındıran analog sinyal çizimi elde etmiş olacağız. En yüksek sayısal kod karşılığında elde edeceğimiz en yüksek voltaj seviyesi de yine referans üst seviyesinin daha üstünde olamıyor veya referans değerine de ulaşamıyor. Ona da dikkat edelim arkadaşlar. Bu değerin referans maksimum değerine yakınlaşmasının yolu çözünürlüğün artmasıdır. 4 bit değil de 5 bit olursa buradaki ulaşacağımız en yüksek değer biraz daha yukarı çıkacak. Bit sayısı ne kadar artarsa bu değer o kadar referans gerilim değerine yakınlaşacaktır. Dolayısıyla sayısal kodun dönüştürülmesi sonucunda her bir sayısal farklı kod için geçerli bu. Elde edilecek olan analog değer de daha doğru olacaktır. Evet arkadaşlar, böylelikle R2R direnç merdiveni tipi dijital analog dönüştürücü konusunun incelemesini tamamlamış olduk. Son aşamada şunu da söyleyelim. Neden merdiven deniyor? Onu da belirtelim arkadaşlar. Şu görüntü bir merdiven görüntüsü. Dolayısıyla resistor ladder diye kaynaklarda geçtiği şekliyle direnç merdiveni isminden alıntıyla merdiven tipi dijital analog dönüştürücü diye isimlendiriyoruz. Evet arkadaşlar, bu konunun sonuna geldik. Diğer sayısal elektronik derslerinde görüşmek üzere, hoşça kalın.